Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Umut Sücülü. Eski milli atletlerdenim. Aynı zamanda da basketbol antrenörlüğü yapıyorum. Evet, bugün burada Çamlık Parkı'ndayız. Siz de burada çocuklara, çocuklara demeyelim de herkese, 7'den 70 herkese spor yaptığınızı duyduk. Onun için geldik buraya. Bu fikir nereden doğdu? Bu biraz bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim öncelikle ilginize. Bu fikir şuradan doğdu. Bu COVID-19 süreci, bu pandemi süreci bizim için gerçekten çok zor geçti hepimiz için. Hem yetişkinler için hem de çocuklar için. Özellikle çocuklarımız için bu dönem uzun süre onları hareketsiz bırakacak kadar ileri düzeye gitti. Ve çocuklarımız tabiri caizse uzun bir süre evlerinde bir nevi hapis hayatı yaşadılar. Şimdi böyle bu süreçten sonra ilk yapılacak şey çocuklarımızın yeniden sporla veya yeniden hareketle nasıl buluşturabiliriz fikriydi bizim için. O yüzden de en önemli şeyin biz burada atletizm olabileceğini düşündük. Ki dünya genelinde ve ülkemizde de bu ilk başta işte atletizm ve temas sporlarının başlayabileceği ile ilgili biz fikirler alıyorduk. Bu bağlamda biz bu fikir çocuklarımıza spora geri dönüşte temel hareket eğitimi ve atletizmi ile birlikte nasıl onlara bu dönemi faydalı hale getirebiliriz sorusundan çıktı açıkçası. Peki burada koronavirüs var biliyorsunuz. Evet. Ülkemizde halen devam ediyor. Aynen öyle. Artarak devam ediyor. Bu kurallara uyuyor mu, sağlık kurallarına? Tabii ki biliyorsunuz hem biz şunu söylememiz gerekir. Daha geçen hafta ilimizde biliyorsunuz Denizli'de çok büyük iki organizasyon gerçekleşti atletizm babında. Atletizm sporcuları sporlarına erken ulaşanlardan biliyorsunuz. Müsabakaları devam ediyor. Atletizm bütün sporların sizle de az önce görüşmüştük aslında anasıdır ve bütün hemen hemen takım sporları olsun diğer sporlarda olsun %95'i atletik hareketlerden veya koşulardan ibarettir. O yüzden biz bu dönemi çocuklarla sosyal mesafe kurallarına, hijyen kurallarına uyarak nasıl gerçekleştirebiliriz sorusundan çıktı asıl bu çalışma. Bir model çalışma aslında bu. Bir model çalışma uygulamak istedik biz burada. İnşallah bu model çalışmamızda ilerleyen zamanlarda değişik illerde veya denizimizin değişik ilçelerinde uygulanabilir diye düşünüyoruz. Çünkü çocuklarımızın harekete çok ihtiyacı var. Biliyorsunuz bunları söylememize hiç gerek yok. Sporun özellikle bu dönem için söylüyorum. Tabii ki sporun her şeye hem fiziken hem psikolojik faydaları saymakla bitmez. Ama şu dönem için en önemli şey şunu söyleyebilirim ben açıkçası. Spor çocuklarımızın veya yetişkinlerimiz hiç fark etmez. Bağışıklık sistemini güçlendirmede bir numara etkin olarak düşünüyoruz biz. Ben de onu söyleyecektim hocam da. Peki ilgi nasıl? Burada hangi yaş grubu evet. ilgiliyor? İnanın şunu açık yürekle söyleyebilirim. Bu kadar biz yoğun bir ilgiyle karşılaşacağımızı açıkçası düşünmüyorduk. Çünkü hem süreci biliyorsunuz, sürecin devamı hem de insanların bu tür aktivitelere, bu tür spor kültürüne pek alışık olmadığı bu dönem. Bu iş bir de diğer spor dalları gibi değil, reklamı olmayan bir işti bu. O yüzden özellikle Denizli Pamukkale Halk Eğitim Kursu Müdür Yardımcısı Halime Hocamız çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir projemiz olduğunda bizi destekledi. Halk Eğitim Merkezi desteğiyle bu faaliyeti yürüttük. Aynen. Biz böyle bir fikir yürüttük. Halk Eğitim'de sağ olsun Halk Eğitim Müdürümüz, Müdür Yardımcımız bize destek oldu. Burada hem yasal çerçeveler içerisinde hem de çocuklarımız için güzel bir aktivite sunduk. Ama burada ufak bir parantez daha açmak istiyorum. O da şu. Biz de egzersiz yapanlar ondan sonra sadece çocuklarımız olmadı bu süreçte. Çok güzel bir ortam yakaladık burada. Velilerimiz, çevreden işte burada işte yürüyüşe gelen insanlar,
bizle birlikte spor yapmaya başladılar. Tabii ki tek bir tane kuralımız vardı. Biz 7'den 70'e herkese kucak açtık burada. Bir kuralımız vardı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarımızı uymak gerekiyordu. Biz antrenman başında, antrenman sonunda muhakkak hijyen kurallarımızı uyuyoruz. Sosyal mesafeye muhakkak dikkat ediyoruz. Hatta şöyle bir şey diyebilirim açık yürekli. Tabii ki biz bunların hepsini bilimsel ve sağlık tabanlı yapıyoruz. Şunu açık yüreklikle söyleyebilirim ki normalde biliyorsunuz işte 1 metre, 1,5 metre arasında sosyal mesafenin korunduğunu söylüyorlar. Ama bu egzersizler için öyle değil. Bunu da belirtmem gerekiyor. En az 2 metre, 2,5 metre arasında çocukların sosyal mesafeyi koruması gerekiyor. Çünkü solunumla birlikte nefes alıp verişimiz de artıyor. Biz bu kuralları da çocuklarımıza öğretiyoruz. Ve burada İran'ın bir doğal bir ortamda yeni bir bir sorunun cevabını hep birlikte bulmuş olduk. Pandemi de risksiz bir şekilde nasıl antrenman yapılır? Neler yapılabilir? Bunun aslında güzel bir çalışması olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Peki bu süreçte siz gerçi anlattınız da spor yapmaya teşvik ettiğimi söyledin herkese. Spor yapanla yapmayan insan arasındaki fark nedir? Evet, sanırım en büyük problemlerimizden bir tanesi bu olacak. Yapılan çalışmalar var bunlarla ilgili. Pandemi önü ve pandemi sonunda çocuklarımızda ciddi bir kaba tarifle söyleyecek olursa bir kondisyon kaybının olduğu açık bir şekilde gözüküyor. Biz burada yaptığımız çalışmada da bunu çok net bir şekilde geldik. Biz burada çalışma alanımızı eğer şöyle görecek olursak 1,5 metrelik, 1,5 kilometrelik de bir dayanıklık parkuru kendimize göre belirledik. İlk geldiğimiz gün başladığımızda bundan yaklaşık 2 ay önce ilk başladığımızda burada bir çocuğum yani çocuklarımızın çoğu burayı bu mesafeyi yürüyüş mesafesini tamamlamakta bile zorlandılar. Bu da gösteriyor ki açık bir şekilde evet bu süreçte çocukların özellikle solunum sistemleri de ciddi bir bir zayıflama olduğunu görüyor. Bu da bizi tabii ki endişelendirdi. O da şundan dolayı endişelendirdi. Vakaları baktığımız zaman biliyorsunuz koronavirüsün en başlıca birinci sırada etkilediği sistem solunum sistemi. Biz de bu şeylerden sonra, öngörülerden sonra biz de egzersizlerin ilk başta çocukların dayanıklılığını geliştirici egzersizlerle bunları çocuklarımızın dayanıklılığını ve bununla birlikte aslında ciddi anlamda bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalıştık. Değil mi? Genelde sağlıklı bir toplum için insanların spor yapması şart diyorsunuz. Evet. Şimdi spor, şimdi eskiden, şimdi spor biz iki ayırmakta fayda var. Bir tanesi performans spor. Performans spor nedir? Bu performans spor kişilerin aslında bu işten profesyonel olarak para kazandığıdır. Şimdi bütün sporu bu şekilde görmek aslında çok doğru değildir. Bir de serbest zamanı değerlendirmek için ve aynı zamanda işte dediğim demin anlattığım daha zinde olabilmek için işte genel dayanıklılığımız, genel kuvvetimizin daha iyi olabileceği aslında bunların aslında aynı zamanda da yaşamdan alınan konforun artmasına sağlayacak egzersizlerle insan yaşam kalitesini arttıracak egzersizler olarak yani egzersizler bütün olarak düşünüyoruz. Şimdi de biz burada daha çok tam profesyonel değil ama şey olarak hocam burada normal bir insan olarak takım sporları evet. Değil de evet. Sıradan bir vatandaşın ne kadar spor yapması lazım veya çocuğumuzun. Aynen. Şimdi zaten biliyorsunuz insan en hareketli olduğu dönemden, yani çocukluk döneminden, insanın en hareketli olduğu dönemdir vücuduna göre. İhtiyarlık dönemi en hareketsiz olduğu döneme kadar geçen süreçtir aslında yaşam. Şimdi bu bağlamda düşünecek olursak, hareketimiz ne kadar azalırsa yaşam kalitemiz ve işin belki de kötü ama insanoğlunun tabiatında olan bir şey bu. Ölüm o kadar yaklaştığımız demektir. O yüzden biz zaten en az insanın, yetişkin bir insana en az günde 8.000-10.000 adımdan aşağı atmamasını biz zaten öngörüyoruz. Bu dönemde ne yazık ki bunlar çok çok aşağı indi. Ve aslında
biz pandemi olmasaydı belki konuşacağımız konu son 20 yılın vebası aslında bana göre obezite konuşuyor olacaktık burada. Yani çünkü bütün kronik hastalıkların belki de en başında o geliyor. O da hareketsiz bir yaşam. Muhakkak hareket etmeliyiz. Buradan ondan sonra tüm insanları şunu söyleyebiliriz. Denizli'ye bir çağrıda bulalım. Bizim için yani özellikle Çamlık, buradan idarecilerimiz de devlet erkanında teşekkürlerimizi sunmak isterim buradan. Çünkü neden? Gerçekten Çamlık şehir içinde Denizli'nin bir nevi akciğeri ve burada göreceksiniz siz de biraz sonra insanlarımız geliyor ve burada buranın faydalanıyor. İşte bebeği olanlar geliyor, çocuğuyla yapıyorlar ki bazen onlar bizim genelde misafirimiz oluyor. Çünkü biz burada koşmayı öğretiyoruz. Onların en çok ihtiyacı olduğu şey biliyorsunuz. Ve yaşlılarımız geliyor. Bizle birlikte egzersiz yapıyor burada. Katılmaya çalışıyorlar. Katıldıkları zaman soruları oluyor bize, soruyorlar. O yüzden Çamlık çok büyük bir veli nimet. Lütfen en azından Çamlığı değerlendirsinler. Koşu yolu var yine biliyorsunuz Sever Gazi tarafında. Oraların değerlendirilmesi gerekiyor. Yani hareketsiz bir yaşam ne yazık ki olamaz, yani olmamalı. Ve ikinci eğer bir dalga olacaksa eğer, ikinci dalgayı biz daha güçlü, hem bağışıklık olan hem fiziken daha güçlü bir şekilde girmemiz gerekiyor. Bunun için de sosyal mesafeye dikkat ederek, kendimizi koruyarak mümkün olan en az riskle egzersiz yapmalıyız. Yani spor hep söylerler, tam karşılığı o değildir bana göre. Reçetesiz ilaç derler ama hayır. Evet. Spor bir ilaçtır ama reçetesiz değil. Yine ondan sonra bizim gibi spor uzmanlarından gerekli bilgileri alarak, gerekli ön bilgileri bize vererek yapılması gerekiyor. Peki teşekkür ederim. O zaman biz tüm Denizlileri buraya davet edelim. Kesinlikle, kesinlikle. Burası gerçekten Denizli için Çamlık alanı, Çamlık piknik alanı, veli nimet, yani bundan yararlanmak gerekiyor. Burada hem havası hem şehre yakın olması. Çünkü egzersiz için zaman ayırmak da çok önemli şeylerden bir tanesi. Ama yani Denizli, Çamlık Ormanı, piknik alanı, Denizli'nin şehrin içinde aslında her yere çok yakın. O yüzden hem çocuklarımızı hem de yetişkinlerimizi muhakkak spora davet ediyoruz. Bu arada yine Denizli halkımız şunu da tavsiye ediyorum. Sporun sadece fiziksel anlamda rahatlığı, psikolojik anlamda da çok büyük faydaları olduğunu biliyoruz. Bir, eğer ailecek gelirlerse çocuklarınız hafızasında bazı şeyler kalmaz. Onlarda en büyük kalacak şey anıdır. Çocuklarınızı güzel bir an oluşturursunuz. Bu onlarla değerli vakit geçirmenizi sağlar. İki, siz de günün stresinden, işin yoğunluğundan gibi kötü etkileyecek, insan organizmasını kötü etkileyecek olgulardan da uzaklaşmış olursunuz. Yani spor yapmak sadece spor salonlarında yapılmaz. Hareket etmek isteyen insan her türlü hareket eder. Bu yüzden de herkesi çağrımız muhakkak buraları sosyal mesafeye dikkat ederek, maske kullanımına dikkat ederek buradaki egzersizlerini kendileri ve çocukları için ve yakınları için yapmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşlerinizi paylaştığınız için size başarılar diliyoruz. Ben de çok proje. Ben de teşekkür ederim. İnşallah bu model projemiz genişler ve Türkiye çapında veya en azından ilimizde yayılarak devam eder temennisini bulunuyorum ben de.